Merhabalar. Bizim bir devam skecimiz var, Safi Yalan. Ama bilmeyenler için ben biraz özet geçeyim. Birbirine devamlı yalan söyleyen bir ailen hikayesini izleyeceksiniz. Ne güzel açıkladın, ne güzel açıkladın. Ama hocam... Şey anca bu kadar güzel ve kısa açıklanır. Safi Yalan, yalan konuşuyorlar. Evet, hepsi. Bir bakalım bu sefer kim kime ne yalanlar söylemiş. Fatma Hilmi Atakan yazdı. Safi Yalan geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ayşegül'ü alkışlıyoruz artık. Ulan bakalım ben yokken bu evde neler dönüyor? Acaba bana ne yalanlar söylüyorsunuz? Bugün hepsini teker teker öğreneceğim. Safiye, Ceren, Eren, ben işe gidiyorum çocuklar. Akşama geç gelirim. Siz rahat rahat konuşun. Hadi bakayım. Üstü kamuflaj tekniğim sayesinde kimse beni bulamayacak. Baban gitmiş. Gel buraya, gel. Gel. Ya oğlum sen her gün nasıl beceriyorsun işe geç kalmayı ya? Patrona ne diyeceksin şimdi? Ya uyuyakaldım anne, sen rahat ol ya. Alo Selim Bey. Siz demiştiniz ya bir kere daha geç kalırsan seni kovarım diye. O gün bugün. Teşekkürler. Ben de sizi. Yanımda yanımda, o da yanımda. Ayıp oluyor ama. Bir daha anlamadım. Ne oldu şimdi? Gelme dedi. Adam lafın nereye çıktı anne? Ha kovuldun yani. Ben daha çok itildim. Soğutuldum işte. Örselendim ya. Aferin. Aferin oğlum. Akşam gelince babana ne demeyi düşünüyorsun? Hoş geldin baba. Eren. Akşam babana ne diyeceksin oğlum? Ya anne sen rahat ol ya. Babam saf zaten. Her yalanı yiyor. Ha, evet. Geçen ben sen yokken tek başıma yalan söyledim hatta ona. Yapma ya. Evet işten otobüsle gelmiştim. Minibüsle geldim dedim. Eren deme, yap etme yavrum. Böyle büyük yalanlar söyleme. Vallahi bu yükü taşımak zor. Efendim kızım. Babama en büyük yalanı söyleyeceğiz. Ama merak etme, bu sefer sana bırakmadım. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladım. Şimdi plan şöyle. Ben Gökberk'te Uludağ'a gidiyorum. Uludağ, Gökberk. Ama babama Gökberk demiyoruz. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Merve diyoruz. Kızım adama direkt Gökberk'le Uludağ'a gidiyorum de daha az rencide olur ya. Ya siz anlamadınız. Şimdi biz Gökberk'le Uludağ'a gidiyoruz. Uludağ'a gitmiyorsunuz anneciğim. Süreyya'yla Kaplıcalar'a gidiyorsun. Ailesi de geliyor. Hayır ya anne ya. Uludağ'a gideceğim ben. Sen git Kaplıcalar'a da. Ya sabır ya Rabbi. Al birini vur ötekine kızım. Uludağ ben ayarlayacağım anneciğim. Tamam. Bu zeka benden değil yani. Babanıza çekmişsiniz belli. Bir dakika ya. Neyi ayarlıyorsunuz? Ben burada eşek başı mıyım? Anneciğim ben babanı arayayım o zaman, işten dönerken seni de alsın işe uğrayayım. Sucuk yiyin. Bu mevsimde Uludağ bir başka güzel. Ben o zaman çantamı alayım. Sen çantana hangi ara hazır... Çantasını bile hazırlamış. Anne senin bu kızın cozutmuş. Azıtmış senin bu kızın. Bu yakında dağa taşa... Ne biçim konuşuyorsun lan? Kız kardeşin o senin. Dağa taşa çıkar gezmeye. Tamam konuşma, bana yardım et mutfak. Hadi. Ulan ne kadar saçma bir kamuflaj tekniğiymiş bu ya. Şuraya bak. Şuraya bak, ev sazan sarmalına dönmüş. Benim karım resmen dişi bir Asım Noyan olmuş ya. Ama siz görürsünüz, ben şimdi sinirler ediyorum. Safiye! Safiye ben geldim, I'm home. İsmail. Oh. Sen ne oldu, işe gidiyordun? Ya patrona yalan söyledim. Dedim ki çok rahatsızım dedim. Hazır Ceren okulda, Eren işte. Azıcık beraber vakit geçirmeyelim mi Safiye? Senin de elin işte gözün oynaşta İsmail. Ne yapıyorsunuz siz? Kardeş mi yapıyorsunuz bana? Eren'e yakalandık. Eren, oğlum. Senin işte olman gerekmiyor muydu? Alo, Selim Bey. Bluetooth baba, Bluetooth kulaklık. He, terfi diyorsunuz. Müdür oldum ben artık. Üç maaşla ikramiye de... Abartma oğlum. Abartma Selim'cim. İki maaş yeter. Lütfen. Tamam, öpüyorum çok. Kapatıyorum. Oo, Eren Bey bu sefer tutturdunuz galiba.
Evet baba, hızla yükseliyorum. Hayırdır, sen niye eve geldin ya? Patrona yalan söyledim ya. Vallahi rahatsızım dedim. Hazır dedim, eve gelmişim. Safiye burada, Eren burada. Keşke Ceren de okulda olmasaydı da şöyle güzel bir aile kahvaltısı yapsaydı. Anne ben git. Git. Gitme. Dur ne olursun. Gitme. Doğru yalan söyledim. Doğru değil yani. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kızım Allah'ını seversen? Ağzıma takılmış baba. Hay Allah ya, senin okulda olman gerekmiyor muydu Ceren? Ya ama İsmail söyledim ya, hiç dinlemiyorsun beni. Okul tatil bugün, öğretmen toplantısı var. Bak. Ha öyle mi? Nereye gidiyorsun sen peki böyle? Kaplıcalara. Kaplıcalara gidiyor şeyle o Süreyya arkadaşıyla Kaplıca'ya gidiyor ailesiyle de. Kızım siz neden Kaplıca'ya gidiyorsunuz yavrum? He? Sizin kanınız zaten kaynıyor. Şöyle arkadaşlarınızla beraber Uludağ'a kaymaya gitsenize. Yok mu senin Merve diye falan bir arkadaş? Merve değil mi? Merve değil işte, Süreyya zaten keyfen gitmiyor çocuklar. Şimdi ailesi şey çok yaşlı insanlar. Kızları da yardımcı olsunlar diye çağırdılar. Anam inanmıyorum, çok duygulandım ya. Demek sen Süreyya'nın yaşlı anne ve babasına destek olmak için onlarla beraber Kaplıca'ya gidiyorsun öyle mi? Hı hı. Nasıl bir çocuk yetiştirdik biz Safiye? Evet, ha? Maşallah. Bu yakında var ya Afrika'ya gönüllü olarak gidiyor. Maşallah çocuğum. Nesi vardı kızın ailesinin? Kireçlenme ya. Kireçlenme mi? Hı. Anam çok duygulandı. Aman aman! Aman! Zeliha. Zeliha teyzem, Zeliha teyzem kireçlendim dizlerin. Babasının adı neydi? Osman. Osman dedem kireçlendi dizlerine, kireçlendi dedeciğim, dedeciğim. İsmail tamam, tamam yeter. Altı üstü kireçlenme, ne abarttın ya sen de. Hadi anneciğim, geç kalıyorsun sen de. Hadi, evet. Tamam değil mi? Gideyim tamam, o zaman. Tamam gitsin ya, gitsin. Tamam, tamam. Biz de şey yapalım. Ailecek hep beraber Uludağ'a kaymaya gidelim bugün. Ne dersiniz? Olur. Hadi bakalım. Ama baba, Uludağ. Ne? Aa! Kim geldi? Birini mi bekliyordunuz yoksa? Yok. Kayma zamanı! Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Beş dakikada çekilir, hemen teslim edilir. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Az önce araba geçiyordu, ağzıma takılmış efendim. Hay Allah, bugün de herkesin ağzına bir şey takılmış. Bakalım ben kimin ağzına... Sen kime baktın? Ben kimseye bakmadım. Benimki öylece bir hevesti efendim. Allah Allah. Bir yerden de tanıdık geliyor bu ama bana. O rehberlik hocası. Alican Hoca. Ceren'in rehberlik hocası. Hocam hoş geldiniz. Rehberlik hocaları böyle ev ev geziyor mu? Geziyor. Hatırladım. Bir kere benim de hocam gelmişti. Hocam hoş geldiniz. Buyurun geçin lütfen. Buyurun. Buyurun hocam. Allah Allah. Oturun. Kızım sen de bir yere gitme şimdi ama artık. Rehberlik hocam buraya gelmiş sonuçta, öyle değil mi? Tamam. Hocam, hangi konularda rehberlik ediyorsunuz Ceren'e? Yani hemen hemen her konuda. Bir de her konuda diyor ya. Beren susasana. Bir su getirsene. Hocana da su getir hadi anneciğim. Tamam, ben hadi. Çok susadım. Hocaya dikkat edin, sağa sola kaymasın. Hocam bu böyle kıyafetler falan hayırdır? Tedbir amaçlı efendim. Malum havalar bir garip yani. Bir gün güneş açıyor, bir gün yağmur yağıyor, bir gün kar yağıyor. Tabii, çok doğru. Yüz maskeleri de çok pahalı. Ben de göz maskesi aldım. Çok güzel ya. Çok güzel yapmışsın. Siz şöyle biraz geçin de ben hocamla bir şeyler konuşayım ya. Ben halledeceğim. Demek rehberlik hocasısınız. Evet. Hocam, Ceren'in bu aralar kafası çok karışık. Ben yeni sevgilisiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ben sevgilisi yok diye biliyorum. Allah Allah. Zaten sevgilisi yok hocam. Sevgilileri var. Allah Allah. Evet, her gün eve başkasıyla geliyor benimle tanıştırmaya. Bunu bilmiyordum efendim. Esma, Allah senin bunun espri anlayışı beni öldürüyor. Şaka yapıyor ya. Tabii ki şaka yapıyorum hocam. Şaka. Bakın burada bir şey. Hoppa. Hocam orada ne var bakın. Buraya bakın. Hoppa. Allah aşkına ya.
Ya ben Ceren'in sevgilisi olduğumu bilsem kemiklerini kırar, suyuna pilav yaparım hocam. Afiyet olsun. İsmail, İsmail ne yapıyorsun ya tu adamın üstü bu? Şakalaşıyoruz. Sen geç şuraya, şakalaşıyoruz biz hocamla. Evet hocam, yalnız be aman hocam demişim. Efendim, Ceren'in psikolojisi bozulabilir. Böyle yapmayın lütfen. Tabii tabii. Yalnız Ceren'in psikolojisi zaten bozuk hocam. Nasıl yani? Şuna bir bak, Allah'ını seversin. Ay. Şunun tipine bir bak hocam. El tırnaklarını yiyor, ayakta her şeyini yiyor bu kız. Ay. Hocam, geçen gün odasına girdim. Evlerden ırak. Tavana çıkmış, böyle ters dönmüştü hocam. Nasıl ters ya? Bayağı tarantula gibi bir girdim, böyle ters geziyor tavanda. Ay. Kızım dedim, ne yapıyorsun dedim. Baba dedi, azıcık dedi, şöyle kay dedi. Tamam kızım, geliyorum dedim. Baba dedi, kafasını 180 derece çevirdi. Suratıma sıçtı. Aa. Bir baba için ne kadar zor biliyor musun hocam? Efendim, ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade sizin, tamam buyurun. Tamam, hadi kızım sen. Git buradan! Git şeytan! Ne yapıyorsunuz hocam? Git, git! Ah, kutsal su, kutsal su, kutsal su, kutsal su! Ne yapıyorsun Gökberk? Aa, Gökberk'in Ceren'in sevgilisi olduğunu söylediniz mi? Hayır, senin, yani Eren. Gökberk hocam! Ay bir dakika, bir dakika. Siz Ceren'in sevgilisi misiniz? Sizi Milli Eğitim'e şikayet edeceğim. Yok yok, benim Gökberk. Sevgilisiyim ama. Efendim dediniz ya, kızın içine şeytan girmiş. Yavrum oğlum, ne diyorsun? Ne şeytanı ya? Aha, bu da şeytanın avukatı Gökbir. Benim oğlan da Drakula. Git kutsal su! Kutsal su! Kutsal su! Ne güzel kovduk baba çocuklar. Ya yeter ya! Yeter! Şuraya bak! Üstün kamuflaj tekniğim olmasa bu yalanların hiçbirini öğrenemeyeceğim ya! Siz ne yapıyorsunuz ya he? Ne oluyor bu evde Eren? Ya baba gerçekten öyle. Bütün gün nelerle uğraşıyorum bir bilsen. La konuşma! Zırtapoz! Üç gün dedim, üç tane ikramiye maaş alacakmış da bilmem ne. Tamam. Sen önce üç gün bir işte çalış. İsmail tamam, bir saniye. Sen ben... sus Safiye, sen sus! Sen neden sürekli bu çocukların yalanına alet oluyorsun, edevat oluyorsun, hırdavat oluyorsun ya? He? Sen nasıl bir annesin? Ben böyle bir anneyim İsmail. İşine geliyorsa ben böyle bir anneyim. Ya çocukların hatalarını gören, gerektiği yerde kızan, gerektiği yerde de idare eden bir anneyim. Sen nasıl babasın İsmail? 20 yaşında kızın arkadaşına tatile gidecek diye şeytan yaptın ya kızı. Ya da bu çocuğun basiretsizliğine yüzüne vur vur vur. Ne ya? Sen böyle bir baba mısın? Hay sen acaba hiç düşünüyor musun, bu çocuklar en basit şeyi bile neden gelip annelerine söylüyorlar, sana söyleyemiyorlar da böyle bütün yalanlar bir şeyler uyduruyorlar. Bir düşündün mü bunu? Yalancısınız çünkü. Hayır efendim. Hayır efendim, sana hiçbir şekilde doğrular söylenmiyor. Seninle hiçbir şey konuşulmuyor ya. Yeter yani, bir hep diken üstündeyiz, neye kızacaksın diye. Bu kız o tatile gidecek arkadaşıyla. Sen de oturacaksın Eren'le, doğru düzgün bir iş bulacaksın çocuğa, tamam mı? Ben de ister kız, ister darıl, ne istiyorsan yap, bu dengeyi sürdürmeye devam edeceğim. Ben böyle bir annem İsmail. Allah Allah. Sen de otur düşünün bakalım, sen nasıl bir babasın? Birazdan da hepiniz içeri gelip diyeceksiniz ki anne kerevizin çok güzel olmuş. Böyle yalan söyleyeceksiniz bana. Ama bu çok büyük bir yalan. Kerevizin yanında da ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Yalancı mantığı. Al işte. Çok güzel hareket diyenleri duyalım. Güzel. Zil diyen var mıdır? Bence şöyle, doğrusu şu. Skecin ortaları falan filan zil değil ama finali zil. Evet. Final için çalınır. Tabii. Çal. Çal bakalım. Ya bu Fatma Bey kim yazdı? Hilmi. Baya Fatma Bey'e yazar oldu başıma. Bizim ilk ekibin çaylakı en genci. Aferin kuşuma. Aferin. Güzeldi. Sonu güzeldi. Yoksa bunu nereye bağıracaklar diye kaygıyla izliyordu. Metin'in üstün performansına rağmen. Ama sonu anne baba tartışması gerçek bir tartışmaydı. Gerçek sözlerdi. Doğru.
kereviz de çok güzel olmuş, onu da söyleyeyim. Eline sağlık.